Manşete hoş geldiniz. Gündem Bozkurt Selamı ve bu selamı sahiplenenlerin işlediği cinayetler ve görülen dava. Bir konu bütünlüğü içerisinde anlatmaya çalışacağım ama son milli maç vesilesiyle Bozkurt Selamı bir kere daha gündeme geldi. Esasen iyi de oldu. Bu kötü bir şey değil. Ee, Avusturya-Türkiye maçında Merih Demiral'ın Demiral yaptığı Bozkurt Selamı ...tartışılıyor ve niye tartışılıyor? Tam da Sinan Ateş davasının görüldüğü hafta. Ee, bana göre doğru bir bağlama oturdu. Yani bir gündem değiştirme falan da yok burada. Ee, eğer Melih Demiral e, bu tartışmalara yol açacağını bilseydi... ...ve UEFA nezdinde, Almanya'da neyse artık futbol dünyasında... ...canını bu kadar sıkacağını düşünseydi o işareti yapmazdı. Belki de bundan sonra yapmayacak. Fakat en azından bu selamı gündeme getir getirmesi yönüyle... İyi oldu. Şimdi ekranda bir e, Bozkurt Selamı gibi bir işaret görüyorsunuz. Esasen Bozkurt Selamı böyle değil. Yani orta ve yüzük parmakları birleştirilerek baş parmakla yapılıyor. Burada yanlış e, yapıldığını görüyorsunuz. Aslında ya, bu e, yanlış yapan isim de çok e, yabancı bir isim değil. Alparslan Türkeş. Es, e, Alparslan Türkeş bu selamı belli ki o dönemde e, yeni... E, uygulamaya başladı ve e, başlarda doğru yapmıyor sonra değiştiriyor bunu elbette ve bu selamın e, tarihi köklerine varsa tarihi köklerine de bakmak icap ediyor tabi kurt bozkurt efsanesi bu ne kadar tarihi gerçeklerle örtüşüyor örtüşmüyor sonradan üretilmiş şeyler midir bu konulara girmiyorum çok fazla benim alanım değil fakat bu özellikle milliyetçili kurt bozkurt efsanesi son 40-50 yılın e, ağırlıklı olarak Mahsulü ve e, Nihalatsız'a Ziya Gökalp gibi temellere de dayanıyor. Yani 100 yıl kadar geriye gidebiliyorsunuz. Daha da geriye gitmiyor zaten. Peki bu nasıl çıktı? Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş e, zannediyorum 2007 yılında e, katıldığı bir programda bunu anlatıyor. Diyor ki e, bu 1991'de diyor biz Bakü'ye gittik. Babamla beraber Alparslan Türkeş'le beraber. Bakü'de Ebu Feyz Elçi Bey'in düzenlediği mitingde o zamanki Azerbaycan lideri 1 milyon insan Alparslan Türkeş'i bozkurt işaretiyle selamladı. Orada görülen bu işaret daha sonra Türkiye'ye de geldi ve Türk milleti tarafından kullanılmaya başlandı. Yani orada gördük, hoşumuza gitti, ithal ettik diyor. Ki burada da zaten görülüyor. Alparslan Türkeş bir süre sonra bu işareti daha doğru bir şekilde tatbik etmeye başlıyor. Bir diğer rivayette şu ki bundan daha geriye gitmiyor tarih. Yani 1991'den daha geriye gitmiyor. Burada da gene fotoğrafta görülüyor Alparslan Türkeş işareti yapmaya çalışıyor ama başarılı olmuyor. 1991'de gene aynı yıl Ankara'da kendini ziyaret eden Gagavuz Türk'ü kızlardan öğren, öğreniyor. Gagavuz Türkleri de var mıdır yok mudur ayrı bir hikaye. Ahıska Türkleri var mıdır yok mudur nereye dayanmaktadır ayrı bir hikaye. Bunları araştırın ama ziyaretteki Güllü Karanfil şunu söylüyor. Diyor ki baş bu bu işareti ilk defa tutuyor ve fotoğrafa dikkat ederseniz yanlış tutuyor. Yani 1991'den evvel böyle bir işaret yok. Yani 70'lerde 80'lerde bu işaret kullanılmıyor. Fakat bugün gelinen noktada bu işaret maalesef cinayetlerle anılıyor. Başerten yazmış spor yazarı özellikle Merih Demiral'in yaptığı hareketten hareketle güzel bir tespit. Yaptığınız her şeyin yanınıza kaldığını bildiğiniz bir ülkenin çocukları bunlar diyor. Bir kural olsa da bunun bir kural olduğunu bilseler de bunun rahat rahat çiğnenebileceği düşüncesi var. İşte Merih Demiral'de simgeleşen bu düşünce dönüyor geliyor Sinan Ateş davasında da kendini buluyor. Ne yaparsak yapalım yanımıza kaldı kalıyor. Merih'e bu işareti neden yaptığını sorsanız Türkiye'de legal bir partinin işaretini yaptığını söyleyecektir. Irkçı, faşizan bir düşüncenin işaretini bilinçli olarak yapmıyor aslında. O böyle bir lüksü olduğunu düşünüyor demiş Bağış Erten. Nasıl olmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi Geçtiğimiz yani şeyde 30 Haziran'da Ünal Osman Osmanoğlu'nun vefatının yıl dönümü vesilesiyle böyle bir taziye grafiği yayımladı. Ünal Osman Osmanoğlu kim? 1978 Ankara Bahçe Evler, Bahçeli Evler 7 tipli işçi partili insanın öldürüldüğü katliamın uygulacılarından, organizatörlerinden biri. Bu davadan İdam cezası alıyor. 7 idam cezası alıyor. 20 yıl firar ediyor. Sonra yakalanıyor, idam kalkıyor filan ve bir yargı paketiyle serbest kalıyor. Hangi birini sıralayalım ki? Çok var böyle bir örnek ama şu iki isim özellikle bugünün gündemi. Solda İzzet Ulvi Yönter, sağda Semih Yalçın. Her ikisi de Devlet Bahçeli'nin yardımcıları ve MHP'nin en üst düzey iki ismi politika belirleyicileri ve sağa sola zaten parmak sallayan, sağ solu tehdit eden ve pek çok sadece cinayet değil, adam dövdürme, ikaz neyse, yargıda iş tutma, pek çok hadisenin de faili veya perde arkasındaki organizatörleri olarak biliniyor bu isimler. Nasıl oldu? Ayşe Ateş mahkemede ifade verdi. Bugün e, Sincan Mahkemesi'nde, e, dört kadın gerçekten e, kahramanca savunmalar verdiler veya ifadeler verdiler daha doğrusu savunma değil ifadeler verdiler ve kadınların günüydü bugün o açıdan bir kere daha onları selamlamak gerekiyor dava nereye giderse gitsin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın isimlerini bu biçimde en azından kayda geçirdiler tarihe geçirdiler tarihe not düştüler ama bunu yaparken de ölümün pahasına, içimde kalmasın diyerek kendi tanıklıklarını paylaştılar Ayşe Ateş Sinan Ateş, eşi Sinan Ateş'in kendisini şöyle uyardığını anlatıyor. Tehditler başladığı zaman bana dedi ki, İzzet Ulyayın terle semih Yalçın benim öldürülmem için Ahmet Yiğit Yıldırım mevcut e, şu günkü ülke ocakları başkanı ile önceki ülke ocakları başkanı Olcay Kılavuz'a talimat vermişler. Onlar da kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış dedi. Öldürtüyorlar, sonra da bize ahlak dersi veriyorlar dedi. Ayşe Ateş ve bu iki ismi İzzet Ulu Yönter'le Semih Yalçın'ı mahkeme kayıtlarına geçirdi. Onun için öyle yazdım KJ'de. Azmettiriciler kayda geçti diye. Bir başka kadın Sinan Ateş'in kardeşi Sevda Yürükoğlu o da ifade verdi ve dedi ki Sinan'ın katilleri MHP'nin içinde olan insanlardır. Sadece silah Eray'ın elindeydi. Eray Özyağcı, tetikçi. Katillerin MHP'de aranmasını istiyorum. Bir başka kadın Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç. Günlerdir kendini görmeye çalışan sanıkların daha iyi görmesi için ayakta konuşacağını söyleyerek şunu vurguladı. Yani o kadar yürekli kadınlar ki enteresan tehditlere bel bağlamıyorlar ve dimdik ifade veriyorlar. Her şeye rağmen yani erkeklerle kadınları şu ara yan yana koyduğunuzda hangi kadınların daha cesur, hangi erkeklerin daha cesur veya kapı arkasına saklandığını Yürürsünüz tahmin edersiniz içinizden geçirirsiniz. Şöyle söylüyor Selma Ateş sanıklar ve avukatlarının anlattıklarından Sinan'ın bir katil tutup kendini öldürttüğü sonucu çıkıyor diyor. Son derece zekice bir ifade yani öyle e, komik ifadeler veriyorsunuz öyle üretilmiş öyle uyduruk gerekçelere sığınıyorsunuz ki Sinan kendini ithar etti veya kendini öldürdü işte suçu da bizim üzerimize atıldı falan demeye getiriyorsunuz diyor. Ya da işte Sinan bir katil tutup kendini öldürttü. Evet. Kadınlar. E, Sincan davası nereye gider? Ne olur? Ki e, gerek savcının gerekse mahkeme... E, ...yargıcının, mahkeme başkanının tutumu çok net. E, e, delilleri saklamaya, ifadeleri engellemeye... ...avukatların sözünü kesmeye... E, ...ne bileyim... ...pazartesi gününden bu, taraf, bu tarafa... ...canını sıkanı dışarı atmaya falan... ...meyilli bir mahkeme yargıcı ve bunu yapıyor... ...o açıdan da mahkemenin nereye gittiğini... ...de tahmin edebiliyorsunuz... adi bir cinayet deyip... ...işte tetikçiler... ...ayaklarına... ...ayaklarından vurmaya gelmişlerdi filan deyip... ...öyle kapatacaklar, bağlayacaklar gibi bir hava var... ...ve bu belli ki son... ...geçen haftaki 26 Haziran... ...Devlet Bahçeli Erdoğan... ...saraydaki görüşmesinde... ...böyle bağlanmış, öyle görülüyor... ...evet... ...bugün e, dördüncü gün... E, ...birinci gün vardı... E, Özgür Özel ve ikinci gün e, ikinci üçüncü gün e, parti gezilerindeydi. Dördüncü gün tekrar geldi ve görüldüğü gibi e, tekrar Ayşe Ateş'in yanında oturduğu ve duruşmayı takip etti. Ayşe Ateş'in öbür tarafında da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uçsal var. Birlikte biri Ayşe Ateş'in solunda, diğeri sağında duruşmayı takip ettiler. Bir başka kadının ifadesi Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş. Bunu da Müyesser Yıldız yazmış duruşmayı Gerçekten satır satır yazıyor. Müyesser Yıldız daha önce 15 Temmuz duruşmalarında satır satır yazmıştı. Sanık ifadelerini, tanık ifadelerini. O açıdan da bunu önemsemek gerekiyor. Bu duruşmanın daha güncesini tutuyor. Ve Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ki ifadesinin sonunda fenalaşıyor. Diyor ki, 18 aydır bugünü bekledim. Çok şükür demek isterdim. 18 aydır yaşayan ölüydüm. Şu 4 günde 22 kez daha öldüm. Sanki herkes masum, benim oğlum kendini vurmuş. Bir gün geldi, çelik yelek giymiş. Ana benim ipimi çektiler dedi. İsmet Büyük Ataman'ın 12 yıl danışmanlığını yaptı. müşahede etmezler dedim. Bu kadar mı acımasızlar? Cezaevindekiler çocuklarının yüzünü hasretmiş. Benim torunlarım hiç görmeyecek. Çağlı Ünel olayından sonra Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, Semih yıl Yalçın ve İzze Ulvi İzzet Yönter'in adını verdi diyor. Çağlı Ü Çağ Çağrı Ünel de gene saldırıya uğrayan Mersin Ülke Ocakları Başkanı. Ve eş zamanlı olarak e, MHP Genel Merkezi'nde veya Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde Çağrı Üner'le Üner Sinan Ateş'in öldürülmesinin talimatlandığı vurgusu var. Ki iddianame maalesef bütün bunları etraflıca ele alıyor değil. Şimdi plakaları konuşulan o araba oğlumun ocak başkanlığı sırasında alındı. Makam arabasıydı, başkası kullanmazdı, devlet beyden habersiz çay içilmezdi diyor. Her şeyin genel başkanlık katının bilgisi ve onayıyla olduğunu ifade etmiş Sonra da 18 ay bekledim oğlumun katilleri çıksın diye onların vicdanına bırakıyorum demiş. Ayşe Ateş o sırada olmayan vicdanlarına diye haykırıyor. Çocuğum zalimlere yem oldu diye devam ediyor Saniye Ateş. Türk'üm, Müslüman'ım, ülkücüyüm, vatanserim, vatanseverim ama ben bunların yanandığı ülkücülükten değilim. Bunlar maşa, torunum. Babamın sakalı uzamıştır, tıraş edelim babaanne diyor. Ve bu sözleri söylerken fenalaşıyor. Ayşe Ateş ise bu kadın burada ölürse bunun hesabını hepinizden sorarım diye bağırıyor. Evet. Kadınların ifadeleri. Dört kadın mahkemedeki ifadeleriyle gerçekten sürece damgalarını vurdular. Rahatsızlandığı için ifadesi yarım kalan anne Saniye Ateş öğleden sonra duruşmaya katılıp Devlet Bahçeli oğlumun katilini bulmalı diyerek Semih Yalçın, Ulvi İzzet Yönter, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'dan davacı olduğunu söyledi. Notunu düşmüş. Müyesser Yıldız devamla. Evet Ayşe Ateş'in bu ifadesi son derece önemli. Ayşe Ateş ifadesinde evet yani e, e, Ulvi İzzet Yönder ve Semih Yalçın'ın Olcay Kılavuz ve Ahmet y Yiğit Yıldırım'a talimat vererek kapı kapı dolaşıp kiralık katil aradıklarını Sinan Ateş için ve Sinan Ateş bunu Ayşe Ateş'e söylüyor. Ayşe Ateş'in ifadesi Devamla da şunu söylüyor. E, Sinan Ateş döneminde Ülke Ocakları Başkanı iken bazı gazetecilerin dövdürüldüğü iddialarını da doğruluyor. E, evet diyor. Sinan, Ayşe ateşin ifadesi. Evet, Sinan birilerini dövdürdü. Karşıma alıp sen akademisyensin. Yakışıyor mu?" dedim. "Ben MHP Genel Merkezinden gelen talimatları yapıyorum. Yapmazsam bana da ceza keserler." karşılığını verdi. Sadece bu ifade bile olayın nasıl örgütlü olduğunu gösteriyor. Orada olup biten her şeyin örgütlü olduğunu gösteriyor. Yani Pandora'nın kapağı kutusu neyse artık bir açılırsa Gazeteci dövdürmelerinden diğer pek çok faili meçhule kadar pek çok konu artık bir suç şebekesi, bir suç örgütü haline dönmüş parti genel merkezine ve ülke ocakları merkezine dönecek. Şu anda da bu böyle. Kamuoyu da bunun farkında. Medya da biliyor. Siyaset de biliyor. Ama iktidar tüm göcüyle en azından MHP kanadı bunu kapatmaya çalışıyor. Sağa sola parmak sallıyor. Ayşe Ateş isim vermeden bizim de bildiklerimiz var diyen Bahçeli için de beyefendinin bildiği ne var? 18 aydır ağzını açmamış, açmadı diyor. Şöyle de devam ediyor. Asıl failler dışarıda ki devlet bana koruma verme gereği duydu. Bu devlet namusunu temizleyecek bana borcu var diyor. Gerçekten de öyle. Devlet neden koruma verdi Ayşe Ateş'e? Demek ki dışarıda birileri onu susturmaya çalışabilirler veya ona gözdağı vermeye çalışabilirler. Demek ki bütün failler tutuklu değil. Bunun göstergesi. Ve en son son mesajında da mahkeme ortamını tasvir etmiş. Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi. Tarih böylesini yazmamıştır. Müdafiler kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır. Bunun incelenmesini talep ediyoruz." deme noktasındalar. Arkalarına baktıkları güçle bol keseden atıyorlar demiş. Mesajın devamı da var. X platformunda Arayıp bulup okuyabilirsiniz. Nasıl olmasın ki Ayşe Ateş vurguluyor. Yani sanık ifadeleriyle bir dava oluşturuluyor ve medyada buna göre haber yapıyor diyor. Yani sanık ifadelerini doğru kabul edip ifade e, o ifadeleri haberleştiriyor diyor. Bu milliyetin haberi. Çatışmanın ortasında kaldı. Kim? Sinan Ateş. Çatışmanın ortasında kaldı. Kim vurduya gitti. Yani haberin veriliş biçimine bakar mısınız? Alt başlıkta da kim vurdu da herkes kaybeder. Medyada böyle veriyor. Sanık ifadelerini asıl kabul ederek veriyor. Ne delili incelemesi yapıyor, ne görüntü tahlili, görüntü analizi yapıyor. Görüntüler son derece açık. Sinan Ateş'in vurulma anı. Eray Özyağcı gerçekten hedef göstererek onu vuruyor, vücuduna nişan alıyor ve daha sonra da Sinan Ateş düşerken ateş etmeye devam ediyor. Ki zaten başından girip çenesinden çıkan ölümcül kurşun da Sinan Ateş'i öldürüyor. Ve yere düşüp öldüğünden emin olmadan ateş etmeyi kesmiyor net görüntülerde var. Kare kare izlediğinizde görüyorsunuz. Böyle. Pazar gecesi Kayseri'de başlayan Gaziantep, Hatay, Antalya'da devam eden mülteci karşıtı provokasyonlar 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Nayif'in canına mal oldu. Gerçekten kanlar içinde fotoğrafı var. Buraya getire- buraya getiremem o görüntüyü de, fotoğrafı da. Acayip bir e, e, cinnet hali var. Türkiye e, şehirlerinde, belli mahallelerinde devlet isterse bunu çözer. Devlet isterse göz açtırmaz ama bir organize çete bir biçimde Suriyeli mülteci veya Suriyeli göçmen avına çıkmış gibi görünüyor belli tipolojide insanlar belli motivasyonlarla ve belli saatlerde toplanarak hedef gözeterek de iş tutuyorlar nasıl olmasın ki ayrıca yani açık radyonun kapatılması meselesi var açık radyo çok da fazla neden kapatıldığına dair ...bilgi, belge falan paylaşılmıyor. Niye öyle olduğunu da gerçekten bilemiyorum ama... ...şu kadarını söyleyeceğim. Bir program yayınlanıyor. 24 Nisan tarihli programda, Açık Radyo'da. Katılan konuklardan biri... ...Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen... ...tehcir ve katliamların soykırım olarak adlandırılan katliamların... ...109. yıl dönümü, seneyi devriyesi... ...bu yılda yasaklandı biliyorsunuz Ermeni soykırım anması gibi bir ifade kullanıyor bu ve, bu ifadeyle ceza kesiliyor açık radyoya. Açık radyoda para cezasını ödüyor. Onun dışındaki yani iyi niyet göstergesi fakat sonrasında bir takım şeyleri yapmadı diye neyse rütük lisans iptaliğine de bulunuyor. Ümit Kıvanç harika bir tespit yapmış. Açık radyoyu kapatmak başlı başına cibiliyetini ortaya koymak demek ve memlekete dair en küçük bir sevgi ve şefkat kırıntısı barındırmamak demek dünyaya insanlığa dair fikri tek bir kanalizasyon çukurunda bile kaybolup gidecek kadar olmak demek demiş. Yani rejimin niyeti belli, iş tuttuğu yöntemler belli ve bu değişmiyor. Katiller sürüsü korunuyor, kullanıyor azmettiricileriyle beraber. Öbür taraftan da tam anlamıyla bir susma, susturma kampanyası devam ediyor. Suriyeli mültecilere dönük organize hareket bir şekilde fitil ateşlendi yürüyor. Ee, sona hayrola ülkenin diyesi geliyor insanın ama bütün bunlar olurken normalleşmiş gibi yapmak veya normalleşme demek herhalde en son konuşulacak şey ve en son yapılacak tespit. Nasıl olmasın ki ekonomiyle devam edelim. Son iki ayda yarım litre pet şişe suyun fiyatı yüzde yüz artmış ve on lira olmuş. On lira bir su Türkiye'de. Ve emekli zamları, memur zamları Beklenen olmadı, asgari ücrete de zam yapılmadı. Gerçekten e, acayip bir tablo. 3.6 milyon emekli hiç zam almadı. 7 milyon asgari ücretli ile en az o kadar özel sektör çalışanına da e, zam yapılmadı. Milyonlarca çalışan e, bir yönüyle patron, e, patronlarının insafına terk edildi gibi bir durum var. Zam tabloları böyle. Fakat e, bu zamlarla bu bu rakamlarla insanların bu ayı çıkarması mümkün değil ve önümüzdeki 6 ay nasıl olacak o da ayrı bir mesele. Biraz evvel kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi bu fotoğrafları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu fotoğraflar bir Mossad operasyonu ile ilgili fotoğraflardı. Birkaç ay önce çokça paylaşıldı, düştü filan. Ve bu gözaltına Mossad ajanı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan insanların tamamı tahliye edildi. 18 tutuklu sanık vardı tamamı tahliye edildi. Ama birkaç ay boyunca Türkiye kamuoyunun üstünde bununla tepindiler. Sadece bir gazeteden, iktidar mevkutesinden, müsveddesinden birkaç örnek getireceğim. Mesela sabah, Ocak'tan Mart'a kadar, Mart sonu Nisan başına kadar bu haberlerle çıktı. Mossad ajanları, kız kıvrak, 34 gözaltı, İşte bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul'da ne arıyor? Mossad'ın mülteci maskesi düştü, ne bileyim Mossad için ajan şebekesi kurmuş filan. Mossad'a bilgi satan özel dedektife gözaltı. Mossad ajanları ve perde örgütler falan gibi yazılar yazıldı, yazdırıldı. Sonra ne oldu? Hepsi serbest. Unutuldu gitti. İşte böyle bir kamuoyu oluşturuluyor, böyle iş tutuluyor. Ondan sonra da hiç arkası takip edilmiyor. Birkaç ay bu gündem yapılıyor. Bir kamuoyu oluşturuluyor. Ardından bütün sanıklar tahliye ediliyor. Bu konuda hiç kimse bu yazanlar kalem oynatmıyorlar. Böyle bir propaganda e, basını tesiri altında ülke. Sadece bir örnek olsun diye getirdim. Böyle çokça örnek var. Çokça örnek var. Afişe edilip ondan sonra da ne bileyim ardına düşülmeyen, takip edilmeyen dosyalar. Orada Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kazakistan'da Erdoğan Enteresan bir bilgi. Erdoğan e, arabuluculuk e, Cumhurbaşkanlığı kaynakları arabuluculuk teklif ettiklerini e, bildirdiler e, Rusya'ya Ukrayna savaşı ile ilgili olarak. Kremlin sözcüsü Erdoğan'ın arabuluculuk yapıp yapamayacağı ile ilgili bir soruya hayır bu imkansız diye cevap vermiş. Yani Erdoğan'ın arabuluculuk e, rolü her neyse veya talebi de Kremlin tarafından reddedilmiş. Bana göre kayda değer tek konu bu. Dönelim Amerika'ya. Amerika'da çok konuşacak bir şey yok. Şu anda Joe Biden direniyor başkan adayı olarak. Ama başta Demokrat Parti olmak üzere ülkenin mühim bir bölümü bu biçimde aday olmaması gerektiğini düşünüyor. Ve Washington Post bu başlıkta çıkmış. Adaylığa uygunluğunu, başkanlığa uygunluğunu, elverişliliğini neyse kanıtlaması için Biden üzerindeki baskı artıyor. Bugün böyleyse... Ocak'ta yemin edip 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Nasıl yönetecek? Soru bu. Kamala Harris ismi de gündeme geldi yardımcısı olduğu için. Yani ya o çekilip Kamala Harris devam edecek. İşte bağışları da üzerine geçirebilmesi için. Demokrat Parti Biden kampanyasına yapılan bağışlar Kamala Harris başkan adayı olunca otomatikman ona geçiyor. Ama başka biri olduğunda o olmuyor. Ülkedeki kurallar gereği. Ya da belki Biden seçilirse bu biçimde çekilecek ve görevi başkan yardımcısına devredecek bilmiyorum nasıl olacağına. Kamala Harris ismi parlatılmaya çalışılıyor son birkaç günün ismi de bu. Hatta en son düşen bir golf görüntüsünde golf oynarken çekilmiş görüntüsünde Trump Kamala Harris'i hazırlıyorlar falan gibi bir laf ediyor. Evet. Dönelim Britanya'ya. Britanya çok renkli bir haftadan bir haftayı geride bırakıyor. Yani ada gerçekten, e, adada pek çok e, şey var, e, hareketlilik var. Yani sadece seçim değil, bugün seçim var ama e, Wimbledon e, turnuvası var. Birkaç gün önce e, Glastonbury e, Festivali vardı. Dünyanın en açık e, festivalinden veya açık hava işte müzik etkinliklerinden biri. E, ancak en önemli konu bugün e, yap, yapılan seçimler, genel seçimler. Bu seçimlerde... Ee, bu, bu arada hafta sonu da e, Silverstone'da e, Formula 1 var. Pek çok şey var bu hafta da Britanya'da olup biten. Fakat e, en önemlisi 4 Temmuz bugünkü seçimler. E, herhangi bir e, yani Rishi Sunak'la Keir Starmer veya Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi karşı karşıya gösteriliyor ama böyle bir şey yok. Neticede e, Muhafazakar Parti büyük bir hezimetle e, iktidarı devredecek İşçi Partisine e, D Day karikatürüyle çıkmış Decision Day. Karar günü e, Times e, gazetesi e, herhalde erkence ayrılmalıyım diyor e, Rişi Sunak. E, kesin bir işçi partisi zaferi var. E, bu en büyük zafer mi olacak bugüne kadar ki? Yani 1800'lü yıllardan veya 1900'lü yıllardan bu tarafa ya da nasıl bir e, yani nasıl bir çoğunlukla parlamentoda işte koltuk kazanacak, bu kestirlemiyor Yani tek başına iktidar olacağı kesin ama ezici bir üstünlük mü, tarihi bir zafer mi, bunun üzerinde duruluyor. Seçim başladı. Lokal saatle, yerel saatle sabah 7'de 22'ye kadar devam edecek ve 22'de exit pool denilen yani sandık çıkışı anketleri yayınlanacak. Sandık çıkışı anketleri de %100'e yakın kesinlikle seçim sonuçlarını veriyor. Dolayısıyla Türkiye saatiyle gece yarısı... E, takip edenler de bu işi öğrenmiş olurlar. İşte burada işi Sunak ve eşi oy kullanırken görülüyor. O arada Reform Partisi'nin başında radikal görüşleriyle bilinen daha önce UKIP e, Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin e, başkanıydı. Nacil Faraj. Şimdi Reform Partisi'nin başkanı. Acaba 7 milletvekili veya belki biraz daha fazla parlamentoya girer mi? Takip edin bundan sonraki günlerde renkli bir siyaset veya parlamentoda çokça adından bahsedilecek isim. Guardian ki İşçi Partisi'ne yakın bir gazetedir. İşçi Partisi lideri yeni bir umut ve fırsat çağını selamladı manşetiyle çıkmış bugün. Times ise ki muhafazakar partiye yakındır. İşçi Partisi 1832'den bu yana en büyük çoğunluğu elde etmeye hazırlanıyor diyor ki muhafazakar partiye yakın The Times'ın bu manşetle çıkması da önemli. Herkes biliyor ne olacağını. 1832'den bu yana neredeyse iki asırdır İşçi Partisi en büyük sonucu alacak. Ya büyük bir demokratik olgunluk var. Görüyor musunuz? Yani 1832'den bu yana en büyük çoğunluk falan derken yani iki asırlık, üç asırlık bir demokratik geçmiş var. Oturmuş bir demokratik gelenek var. Kimse seçimlerin şurasında veya burasında herhangi bir olumsuzluk ya da ne bileyim anomali ya da bir usulsüzlük falan bir hile falan aramıyor. Her şey son derece medeni bir biçimde gerçekleşiyor. Orada e, hafta içi e, yani perşembe günü seçim yapılıyor. İnsanlar mesaisinde ama işine gitmeden veya öğle arasında veya akşam döndükten sonra oyunu kullanabiliyor. Neticede 22'ye kadar e, oy kullanma imkanı Hı. var. İşte bu da e, The Times'ın e, anketleri an, The, The Times'ın yaptığı veya işte The Times'ın e, yararlandığı anketlere göre ki YouGov anketi e, son derece önemli ve doğru sonuçlar veriyor. 2024'te işçi Partisi'nin 203'ten 431'e sandalye sayısını çıkaracağı... E, Muhafazakar Parti'nin ise bir önceki seçimde 365 ile tek başına iktidara gelmişti. 102'ye kadar düşeceği hatta 100'ün de altına düşeceği öngörüleri var. Bir magazinle e, bağlayalım. E, magazin ITV kanalında e, Rişi Sunak e, bir e, programa e, konuk olacaktı ve... E, o programda bir renkli isimle beraber bu şekilde kariyeye yansıdı. The Morning programı ITV'de Becky Holt'la görülüyor. Dövmeli bir kadın. İşte arkada Rişi Sunak sırasını beklerken bu şekilde kariye şeye yakalandı. Ne derler? Kadraja girdi. Rişi Sunak ve oyuncu ne bileyim bu kişi aynı zamanda İngiltere'nin en çok dövmesine sahip olan kişiymiş. Bu şekilde mevzu oldu ama görünen o ki İngiltere bu akşamdan sonra artık İşçi Partisi iktidarını konuşacak ve Keir Starmer yeni bir umut ve fırsat çağını selamlıyorum dedi. Fakat bakalım ne olacak, nereye gidecek ve bundan sonra İşçi Partisi vaatlerini ve ülkeyi değiştirme dönüştürme Projesini ne ölçüde hayata geçirecek hep birlikte bekleyip göreceğiz diyor ve İngiltere seçim haberleriyle bugünkü manşeti noktalıyorum yarınki manşette zaten seçimin rengi belli olmuş olacak İngiltere seçimini biraz daha detaylı sonuçları itibariyle daha detaylı konuşuruz konuşabiliriz. Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla hoşçakalın.